Salihli ilçesinde Sardis antik kentine geldim. Burası Lidyalıların başkenti. Şu arka taraftaki yapıya doğru birazdan geçeceğim. Bakın şu silüeti görebiliyorsunuz. Lidyalılar o dönemde en güçlü uygarlıkmış. Salihli ilçesinde bu yapıyı görmeden kesinlikle gitmeyin. Sardis antik kenti müze kartı geçerli. Her gittiğim şehirlerde antik kentleri geziyorum. Burası da yine ender korunmuş yerlerden bir tanesi. Gelince Salihli bölgesine kesinlikle buraya uğrayın. Çünkü bakın şu yapıya ta o zamandan sağlam kalmış. Hem içeriği gezelim hem de size yap hakkında biraz bilgi vereyim. Sardes antik kenti, Lidya krallığının başkenti olan Sardes kenti milattan önce 6. yüzyıllarda Perslerin Lidya krallığına son vermelerinden sonra Pers satraplık merkezi yapmışlar burayı. Şöyle bir kapısı da var. Oradan arka taraflara geçişler de var. Şöyle arka taraftan iç kısmına gidelim. Burası Helenistik Roma döneminde de önemini koruyan Bizans döneminde bir psikopozluk merkeziymiş. Bu Sardes antik kenti. Ama gerçekten o dönemlerde muazzam bir yapıya sahip. Yani sağlam kalıntılar içerdiği için sizi cezbediyor bu sağlamlık. Ben yine Sagalassos antik kenti de sağlam kalmış yerlerden de. İnanın her ile gittiğinizde araştırın. Kesin böyle çok özel tarihi olan antik kentlere rastlayacaksınız. Es geçmeyin derim ben. İşte tarihi yine gezerek öğreniyoruz her zamanki gibi. Bir de Manisa'da benim asker arkadaşım vardı. Yine Uşak'ta olduğu gibi. Onunla da hem görüştük. Zaten o da benim vasıtamla buraya geldi. Şimdi o da burayı gezmiş oluyor. Benim sayemde görmüş oluyor. Daha önce gelmek istemiş ama fırsat bulamamış. İşte benim vesilemle gelmiş oldu. Bakın birçok turist gelmiş. Asya kökenli. Bakın o insanlar ta nerelerden kalkıp bu antik kentleri görmeye gelmişler. Şimdi arka tarafına da geçiyoruz. Sardes antik kentini. Evet, Sardes antik kentinden ayrılıyoruz şimdi. Bir de burada Ören yeri var. Oraya da gidelim dedik gelmişken. Antik kentin çevresini de gezebilirsiniz. Rıdvan askerden arkadaşım. O da antik kenti geldi. Nasıl buldun Rıdvan antik kenti? Vallahi yoğun iş dolayısıyla buraya gelmek istiyordum ama gelemedim. Sen iyi ki geldin, beni getirmiş oldun buraya. Aynen, Rıdvan da dedi senin sayende buraya gelip görmüş olduk. Bir türlü gelemiyordum. Rıdvan'la Turgutlu da kalıyor. Buraya yaklaşık 30 kilometre falan bir mesafe uzaklıkta. 15-20 dakika. 15-20 dakikada geldik arabayla. Şimdi Ören yerine doğru geçeceğiz. Şuradan mı gidelim? Nereden gelmiştik? Bu taraftan gelmiştik. Evet, tamam, oradan gidelim o zaman. Sardes antik kentinden sonra burası Artemis Tapınağı. Size şöyle bir bilgi vereyim. Bakın burası tapınak, Artemis Tapınağı. Sardes'te bulunan bu tapınak günümüze kadar en iyi korunmuş Artemis tapınaklarından birisi. Zaten burası Bozdağ eteklerine kurulmuş bir yerleşim yeri o dönemlerde. Önceleri Kibele'ye ait olduğu biliyorsunuz. Kibele Anadolu'da bir tanrıça. Kibele'ye ait olduğu düşünülüyormuş bu tapınakların ama kazılarda çıkan verilerle buranın Artemis'e ait olan bir tapınak olduğu anlaşılıyor. Asıl tapınağın yapımına milattan önce 330 yıllarında yapılmış. Yine Sardes antik kentine geldiğinizde bu tapınağı da gözlemlemeden gitmeyin diye düşünüyorum. Yine çok güzel bir tarihi yeri görmüş olduk.
Rıdvan sayende gördüm bütün antik kentleri. Şimdi şöyle etrafını kısaca size bir gezdireyim. Artemis Tapınağı da böyleydi. Benim gibi tarihi yerleri gezmeyi seviyorsanız görmeden gitmeyin derim. Şimdi burayı bitirdik artık. Başka bir yere gideceğiz. Artık nereye gideceğiz göreceğiz. Antik şehirleri bitirdik. Artemis Tapınağı'nı da bitirdik. Şimdi nereye gidiyoruz? Rıdvan arkadaşım beni Göl Marmara'ya bırakacak. Marmara'ya gidiyoruz. Göl Marmara'nın meşhur Kız Bey Gölü'yle meşhur ve tabii ki tabiat güzelliklerine, doğa güzelliklerine meşhur. Şimdi Muhammed kardeşimize ve sizlere orayı göstereceğiz. Bugün Göl Marmara'da kamp yapmayı düşünüyorum. İlk kampımı orada yapacağım. Hem orası doğal bir tabiat güzelliği var o ilçede. Artık orada uygun bir yere kampımı atacağım. Tabii biraz ilk önce keşif yapmam lazım. Oraya gittiğimde ilk önce keşfimi yapacağım. Zaten öğlen saatlerine geliyor. Saat şu an 12.30. Bir dinlenme molası veririm. Ondan sonra bir her zaman gittiğim gibi şey yapıyorum ben. Gittiğim yerde soruyorum hani nerede güvenilir? Herhangi bir yerde bir sıkıntı var mı? Tek başınıza gittiğiniz zaman tedirgin olabiliyorsunuz. Hani böyle uzak yerlerde değil de hani böyle daha çok yardım alabileceğiniz hani bir şey. İnsanın başına her şey gelebilir. O yüzden ben ilk önce gidiyorum. Oradaki halka soruyorum. Onlar daha çok bilgi edindiği için hani daha doğru bilgiler veriyor. O yüzden artık Göl Marmara'ya gideceğiz. Bir soracağız bakalım nerede kalabiliriz, ne yapabiliriz. Benim de kafama yatan bir yer olursa orada kampımı yapacağım. Evet, şimdi yol ayrımına geldik. Göl Marmara yol ayrımına. Rıdvan arkadaşım beni bıraktı. Çünkü dedim Rıdvan sen daha fazla gelme. Gece işten çıktı çünkü uykusuz. O yüzden onu gönderdim. Zaten buradan araçlar geçiyor Göl Marmara'ya doğru. Oranın doğal güzellikleri var. Gidip yine orayı keşfedeceğim. Orada da artık güzel bir yerde keşfimi yap. Artık köy mü olur? Veyahut da göle yakın bir yer mi olur? Kampımı bir şekilde yapacağım. Her zamanki gibi kamplı gidiyorum. Zaten Manisa'ya da hava durumuna baktım. Hava durumu gayet iyiydi Manisa'nın. O yüzden burayı tercih ettim. Hava şu an 25 derece. Gayet sıcak. Akşam da yaklaşık 10 derece olacak. Hiç problem olmaz. Yani çadırımda çok üşümem. O yüzden Manisa'ya geldim. Artık yavaş yavaş havalar soğuyor. Onun da bir çaresine bakacağız artık. Ya uygun bir yerde konaklayacağız ya da kurtarırsa çadırlı yapacağız. Artık bir şekilde yapacağız. Kafaya koyduk. Türkiye turumuzu tamamlayacağız bir şekilde. Manisa'ya da gelip başlamış olduk. Çok da güzel oldu. Sağ olun. Göl Marmara'da görüşürüz diyelim. Evet, otostopumuz başarılı oldu. Çok beklemedim. 15 dakika sonra Mustafa Bey beni aldı. Çok teşekkür ederim. Şimdi Göl Marmara güzergahımıza yolumuza devam ediyoruz. Siz ne iş yapıyorsunuz hocam? Zeytinciyim. Ha, zeytin. Kendi işinizi yapıyorsunuz. Çok güzel. Manisalısınız. Manisal. Neresi? Aksar. Aksar. Çok güzel. Zaten Göl Marmara Aksar tarafına. Göl Marmara'da ileride. Tamam. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Göl Marmara'ya geldim ama şöyle bir şey öğrendim. Su kurumuş. O kadar kurumuş ki yaklaşık neredeyse 500-600 hatta 1 kilometre bile aşağı yukarı yoldan geçince hani baktım. Şöyle bir gözlem yaptım. Yani o doğal güzelliği falan yok resimlerde gördüğünüz o doğal güzelliği. Şimdi Göl Marmara'da indim. Buradan tekrar Salihli tarafına gideceğim. Hemen rota değişikliği yaptım. Salihli tarafında Adala diye bir yer var. İşte orası yine doğal güzelliklerinden. Oraya gideceğim. Bir oraya bakacağım. Normalde ikinci rotam benim Spilla Tabiat Parkı'nda kalmayı düşünüyorum. Ama o bugün değil. Onu yarın yapmayı planlıyorum. Bugün tekrar Salihli'ye dönmek zorundayım. Çünkü Göl Marmara kurumuş. Evet, aracımız durdu. Hemen yaklaşalım.
Merhabalar, Salihli tarafına gidiyorum. Çok teşekkür ederim. Otostopumuz başarılı oldu. Tekrar Salihli'ye doğru yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, kamp yapacağım rota Adala kasabasına geldim şimdi. Salihli'ye bağlı burası. Şimdi buradaki tarihi köprüden yürüyorum. Bakın şöyle bir manzarası var. Adala'nın. Burada bir kahve vardı. Bir iki lokma bir şey yedim kahvede. Çay içtim. Ondan sonra çantamı oraya bıraktım. Keşfe çıktım. Bakın şu su kuruymuş. Yani kapakları açmıyorlar. Yazın buranın kapaklarını açıyorlarmış. Şimdi şöyle bu artık çay mı diyeyim? Göl mü diyeyim? Buradan şimdi şuradan aşağı ineceğim ve etrafında keşif yapacağım. Nerede kalabilirim, neresi güzel diye hep beraber bakacağız. Göreceğiz. Burada bir de bu köprünün haricinde bir tarihi köprü daha var. Lidyalıların kullanmış olduğu o dönemlerde tarihi bir köprü var. Orayı bulabilir miyim bilmiyorum. Sordum buralardaymış. Biraz yürümen lazım dediler ama şimdi bakacağız. Bakın. Kuşları görebiliyorsunuz. Ördekleri. Burası ördekler için, kuşlar için muazzam bir yer. Tabi şu an çok temiz görünmüyor. Ama şimdi ilerleyen taraflara gideceğim. Buralar biraz daha temiz gibi duruyor. Bakacağız artık. Güzel bir yerde kampımızı yapacağız. Gideceğiniz yerde hani keşif yapın ki daha güzel yerde kalabilirsiniz. Bir de sorun. Hani hiç bilmediğiniz bir yerde kamp yapıyorsanız burada yaşayanlara soracaksınız. İşte burada herhangi bir problem olur mu, bir sıkıntı var mı? İhtiyaçlarınızı yanınıza almadıysanız burada marketler kaçta kapanıyor vesaire, o gibi şeylerinizi önceden halledin tabii ki. Şimdi artık keşfimizi yapalım. Herkese Adalan'dan günaydın arkadaşlar. Evet, dün buraya kamp atmıştık. Bugün de uyandık. Size hemen nerede uyuduğumu söyleyeyim. Burası stat. Adalan stadı. Tam orta sahaya kurdum çadırı da. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Adalan'ın içerisinden akan su var. İşte o yukarıdan kanyondan geliyor o su. Ben hani burayı daha temiz bekliyordum açıkçası. Buradaki halka sordum. Burada bir kahve var. Kahveye gittim. Hani niye böyle buraya bakılmıyor falan filan diye. Burası önceden belediyelikmiş. Belediyelikten çıkınca buraya belediye bakmamaya başlamış. Buradaki halk da o özeni göstermeyince burası o kadar temiz bir yer haline gelmemiş. Yani normalde internetten baktığınızda gayet temiz bir görüntü var ama işte gelip gördüm ben buraları. Bu çevresi, yani o köprünün olduğu yerler o kadar temiz değil. Suyun hani yosunu geçtim. Yosun tutmasını geçtim. Orada bir sürü pet şişe, poşet vesaire şeyler vardı. Ben de baktım, keşif yapmıştım bildiğiniz gibi. Baktım en güzel yer stat. Dedim stada geleyim, çadırımı kurayım. Hem de ilk defa statta kamp yapmış oldum. Şimdi saat 7.40. Kahvaltı yapacağım. Adalan kasabasının kahvelerin olduğu yer var. Pazarın da kurulduğu yer var. Şimdi oraya gideceğim. Kahvaltımı yapacağım. Evet, stat'tan ayrıldım şimdi. Şu arka taraftan da göstereyim size stadı. İşte daha önce belediyeyken söylemiştim. Burada kulüp bile, Adalan'ın takımı bile burada antrenman yapıyormuş. Tabii yine antrenmana gelen takımlar oluyormuş ama eskisi kadar değil. Yani sahanın bakımı daha öncesine nazaran daha gerilemiş durumda. İşte benim bahsetmiş olduğum çöpler şunlar. Rusunlar demiyorum ama
Yani suyun kendi oluşturmuş olduğu işte kenarına atılan olsun. Yani halkta sadece belediyenin bırakması değil, insan olarak da çok çevreye önem verdiğimizi düşünmüyorum ben. İşte o yüzden böyle doğal güzelliği kayboluyor, yıkılıyor. Mesela buraya, bu gölün ilerisinde kanyon kısmı var. Oraya mesela yabani kuşlar da geliyor. İşte flamengolar, ondan sonra karabatak söylendi. Adala kasabasının içerisinde bir bakkala girdim ben. Yani birçok fotoğrafçılık için de bayağı bir iş çıkacak bir yer burası. Ya ona rağmen doğamıza önem vermiyoruz. Doğamızı korumuyoruz her zamanki gibi. Ya görünüyor zaten bu da gözler önünde. İşte biz de gittiğimiz yerlerde hani bunları çekiyoruz ki hani bir yere gittiniz, piknik yapacaksınız veya da bir yerde kalacaksınız. Hani kendi çöplerinizi alın ki çevremizi temiz tutalım. Şimdi çadırımı da hallettim. Çantamı da kahveye koydum. Adala'dan ayrılacağım. Abi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim, kendine iyi bak. Hadi abiciğim. Eyvallah. Sağ ol. Yolun şansı her zaman gel. Tamam.